Az evvel haberi anonslarken toplum başlıklığından söz etmiştik. İlk günler itibariyle aslında toplum başlıklığı çok sık tartışılmıştı. Toplumda başlıklığın bir seviyeye ulaşmasının ardından artık salgın devam etse, koronavirüs etkisini sürdürse bile toplumda bir karşılığının olmadığını belirtiyor uzmanlar pandemi dönemlerinde. Peki bu rakam ya da bu oran ne olabilir? Türkiye'de salgının Wuhan'ı ifadesini Sağlık Bakanı kullanmıştı İstanbul için. Ama İstanbul'da mücadele çok hızlı devam etti ve karşılıklı alınıyor. Peki 16 milyon nüfusa sahip mega kentte sosyal mesafe kuralına uymak oldukça önemli. Bu nasıl sağlanacak? Uzmanların yorumları var. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da kişisel önlemler neden önemli? Birçok uzmana sordu arkadaşlarımız. Şimdi o uzman görüşleriyle devam etme zamanı. Koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü şehir İstanbul. Yeni dönemde 16 milyon nüfusuyla kilometrekareye 2841 kişinin düştüğü İstanbul'da sosyal mesafenin nasıl sağlanacağıysa merak konusu. Covid-19 salgından korunmak için 3 altın kural var. Maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve ellerimizi sık sık yıkayacağız. İstanbul en çok vakanın görüldüğü şehir. 16 milyon nüfusuyla kilometrekareye 2841 kişi düşüyor. Uzmanlara göre de kentte salgın riskinin ortadan kalkması için nüfusun %67'sinin bağışıklık kazanması gerekiyor. Ama uzmanlar şu an İstanbul'da bağışıklık oranının %15 olduğunu söylüyor. İstanbul'da en yoğun nüfusa sahip ilçeler Güngören, Gazi Osman Paşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa. Mega kentin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi ise 1142 km² ile Çatalca. İstanbul'da en az nüfuslanmanın olduğu ilçeler ise Şile, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Beykoz. Durum böyle olunca Covid-19'dan korunmanın şartı olarak gösterilen sosyal mesafenin İstanbul gibi bir kentte nasıl sağlanacağı tartışma konusu oldu. İstanbul'un 7 kilometrelik yüz ölçümüyle en küçük ilçesi Güngören. Hal böyle olunca Güngören kilometrekareye düşen 41.348'lik insan sayısıyla en fazla yoğunluğun yaşandığı ilçe olma özelliğine sahip. Virüsten korunmak içinse en önemli tedbir elbette sosyal mesafe. Bu noktada insan kalabalığının en fazla olduğu Güngören'de vatandaşların sosyal mesafe kuralına herkesten daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Normal zamanlarda ortalama 13 milyon yolcunun taşındığı İstanbul'da toplu taşımadaki durum kadar ilçelerdeki nüfus yoğunluğu da endişe duyulan konular arasında. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk, nüfusun 16 milyonu aştığı bir şehirde artık kişisel önlemlerin ön planda olacağını söylüyor. Uzmanlar kapalı, dar ve havasız alanlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu alanların başında özellikle alışveriş merkezleri ve plazalar geliyor. Açık alandaysa sosyal mesafe çok önemli. İşte bu kurallara uyulması gerekiyor. Burası Kadıköy Bağdat Caddesi. Koronavirüs mücadelesi döneminde oldukça kalabalık görüntülere sahne olan cadde yeni normal döneme geçince yine aynı kalabalık oluşmaya başladı. Adeta Bağdat Caddesi'nde adım atılacak yer kalmadı. Uzmanlar bulaşıcılık bakımından İstanbul'da bağışıklık kazanmış kişi sayısının %67 olması durumunda salgın riskinin ortadan kalkacağını belirtiyor. Ama İstanbul'da şu anki oranın %15 olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda salgın riskinin 2022'ye kadar sarkabileceği belirtiliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınmıştı. Artık yeni normalleşmeyle birlikte hayatta normal akışına dönmeye başladı. Ancak uzmanların bir uyarısı var. Vaka sayısı 100'ün altına indiğinde ancak rahat bir nefes alınabilecek. Bu bağlamda da kurallara uymak ön plana çıkıyor. Bu nedenle 3 kurala yani maske, sosyal mesafe ve hijyene riayet edilmeli.